Merhaba. Daha önceki bölümümüzde ses, medya ve video nasıl eklenir, nasıl düzenlenir onu öğrenmiştik. Şimdi bu bölümde smart art ve diyagramlar nasıl oluşturulur, onları göreceğiz. Burada slaytımızla yeni bir slayt sunum grubu oluşturdum ve aşağıda bir yönetim ekibi aynı zamanda oluşturdum yeni. Burada Ahmet Doğru yönetim ekibimizin müdürü ve altında da diğer yönetim üyeleri var. Görünüş olarak güzel ama daha güzel ve daha ilginç hale getirmek için Smart Art'a dönüştürebiliriz bunu. Bunu da yapmak için ilk önce seçiyoruz. Bakın kutuyu seçtik. Ve giriş sekmesinde yukarıda Smart Art'a dönüştür kısmı var. Buraya tıkladığımda Smart Art seçeneklerini görüyorsunuz. Üstüne geldiğimizde direkt gözükebiliyor bu şekilde. Çeşitli smart artlar var. Biz bu videoda şu an için kuruluş şemasını yapacağız. Yani bir organizasyon şeması yapacağız. Seçiyorum ve direkt PowerPoint otomatik olarak buradaki listeyi smart art'a dönüştürüyor. Bu yaptığımız listeyle ilgili düzenlemeler yapabiliriz üzerinde. Görüyorsunuz ki Smart Art oluştuğu zaman yukarıda Smart Art araçları çıkıyor ve tasarım, biçim gibi. İlk olarak tasarımda düzenler kısmı var. Düzenler kısmında da birçok farklı seçenek var yapabileceğiniz. Aşağıya tıklıyorum. Bu şekilde, bu şekilde ya da bakın resim ekleyebilirsiniz buna geldiğimizde resim tıkladığımızda ya da tekrar tıklıyorum. Farklı düzenleri göreceksiniz. Biz şimdilik bunu tıklayalım. Yine renklerini değiştirebilirsiniz isterseniz. Farklı renkler var. Daha koyu yapalım. Burada en son olarak Smart Art stilleri var. Yine burada farklı stillerden bir tanesini seçebilirsiniz. 3B olarak da var. Farkı görüyorsunuz. Veya yatık, düz sahne, tuğladan, kuş bakışı şeklinde. Bunları da uygulayabilirsiniz. Ama biz bu içi seçelim. İsterseniz şekilleri hareket ettirebilirsiniz. Ya da direkt buradan boyutunu ayarlayabilirsiniz. Görüyorsunuz. Bu yanda açılan kısımdan da metninizi buradan da değiştirebilirsiniz. Üstünde oynama yapabilirsiniz. Kapatıyorum veya direkt buradan da resim ekleyebilirsiniz. Yine girişe geliyorum. Buradan yazı tipini değiştirebilirsiniz. Hepsini seçelim. Tekrar değiştiriyorum. Farklı bir yazı tipi uygulayalım. Boyutunu arttırabiliriz. Azaltabiliriz. Veya yine rengini değiştirebiliriz yazıların. İtelik yapabiliriz. Yani yazı tipinden de değişiklikleri uygulayabiliriz. Yine dediğim gibi üstüne tıkladığınızda buradan hafızanızdaki herhangi bir resme ekleyebilirsiniz buralara. O eklediğiniz resimler üzerinde de oynama yapabilirsiniz. Biçime geliyorum. Biçimde de şekil stilleri var. Buradan da ayarlayabilirsiniz. Veya WordArt stillerinden değiştirebilirsiniz. Görüyorsunuz. Geri alıyorum. Şimdi nasıl olduğunu görmek için slide gösterisine basalım. Görüyorsunuz. Slide'ımız da bu şekilde oluştu.
Daha önceki videolarda animasyonları göstermiştim. İstiyorsanız animasyonlar şeklinde de yapabilirsiniz. Daha estetik olur. Tekrar slide gösterisine geçiyorum. Görüyorsunuz. Sadece bu tarz listeleri smart harita çevirmek zorunda değilsiniz. Daha birçok konuda kendi isteğinize göre liste oluşturup çok farklı smart hartlara dönüştürebilirsiniz.